Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butiğim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız acaba? Ne yapacağız? Tavşan yapacağım. Bu tavşan, Alice Harikalar Diyarında bir küçük tavşan var ya, böyle güzel, hareketli. Çok basit bir şekilde yapacağım. Malzemelerim, bunlar hazır. Hatta bu sene çok moda. Şapkaların üstüne takıyorlar, anahtarlıklara takıyorlar. Şöyle şu şekilde göstereyim. Hazırda bu pomponların renklileri de var. Renkli pomponlar da kullanabilirsiniz. Ben beyaz aldım. Açıkçası alırken kedi mi yapsam, tavşan mı yapsam, böyle arada kaldım. Kedi gibi düşündüm. Sonra tavşana çevirdim. Tavşan daha sevimli olacak gibi geldi. Ve Alice Harikalar Diyarında tavşancık vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Seyrettiniz mi onu acaba? Seyretmediyseniz mutlaka seyredin. İkincisi de çıktı bu sene. Çok güzel bir film yapmışlar. Şimdi 3 tane pompon aldım. Bir tanesi daha büyük, bir tanesi orta, bir tanesi de küçük. Küçüğü pompon kuyruk olarak kullanacağım. Bir de daha küçüklerini buldum. Bunları da pati olarak, ayak olarak kullanacağım. Bu arada hazırda gözler var arkadaşlar. Hobi dükkanlarında bulabilirsiniz. Burunlar, ağızlar var. Büyük kırtasiyelerde de bulabilirsiniz. Poşet içinde hepsi bir arada bulmak mümkün. Kendiniz de yapabilirsiniz isterseniz. Karton üstüne çizip, boyayıp göz yapabilirsiniz. Gri bir kartonum var. Bir tane de pembe bir keçem var. Kulakları pembe yapacağım. Hadi gelin başlayalım bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Buraları bir açayım, toparlayayım. Şimdi kalıp hazırladım. Kulak yapacağım. Yaprak şeklinde bir kulak. Siz çizmekte zorlanırsanız arkadaşlar, internetten bulabilirsiniz bu tür şeyleri, çizimleri. İndirebilirsiniz, çıktı alabilirsiniz. Ama zorlanacağınızı zannetmiyorum. Çok basit. Zorlanmadan yapabileceğinizi sanıyorum. Ben daha basit şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizler yorumlara yazmışsınız, biraz daha basit şeyler yap Şen abla diye. Sizin yapabileceğiniz, tek başınıza yapabileceğiniz şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi kulağının iç kısmını gri yapacağım. İki renk kullanacağım. Beyaz da kullanabilirsiniz isterseniz siz. Kartondan yapıyorum ben. İsterseniz keçeden yapabilirsiniz. Benim şu anda gri keçem olmadığı için kartondan yapıyorum. Ama evde hangi malzemeniz varsa onu mutlaka kullanın. Evde ne varsa kullanabilirsiniz. Evdeki malzemelerden çok az para harcayarak kendinize oyuncaklar yapabilirsiniz. Hatta arkadaşlarınıza doğum günü hediyesi yapıp verebilirsiniz. Evet, kulaklarım hazır. Şimdi iç kısımları biraz kıvırıyorum hareket vermek için. Bir de kalemle aşağı doğru kıvırıyorum. Şekil alıyor çünkü rahat keçeyle şekil verebilirsiniz. Aşağı doğru kıvırıyorum. Düz olmasın, biraz daha boyut kazansın diye. Hafif ıslatabilirsiniz. Keçe nemliyken daha kolay şekil alıyor çünkü. Kulaklarım
kulaklarım hazır şu anda. Şimdi tavşanı birleştireceğim. Bu üç parçayı bir araya getireceğim. Silikonla yapıştırıyorum. Daha rahat tutuyor, tok tutuyor. Yani siz daha güçlü tutkallarla da yapıştırabilirsiniz. Ya da dikebilirsiniz de arkadaşlar. Bu pomponlar yumuşak. Tel de kullanabilirsiniz. İnce çiçek telleri var. Kıvrıklığı daha yoğun yapmak isterseniz kulakta. Kulaklarım hazır şu anda. Şöyle kuyruğu tombik bir tavşan oldu. Şimdi patilerini, ayaklarını yapıştıracağım. Aslında bunları başka renkte kullanabilirdim. Olsun, beyaz tombik bir tavşancık olacak. Şimdi gözleri yapıştıracağım. Evet, tavşancık bitti gibi. Şimdi ayaklarını da patilerini de yapıştırdım mı, biraz da süsledim mi, bence oldu gibi. Şimdi boynuna bir bant, papyon, fiyonk bulabilirsem yerleştireceğim, yapıştıracağım. Şöyle bir fiyongum var. Pembe bir fiyong. Kulaklarına uygun. Evet, tavşancığım hazır. Basit bir tavşancık yaptık. Kulakları biraz büyük yaptım. Esprili olsun diye. Daha kıvrık yapabilirsiniz. Siz daha küçük yapabilirsiniz. Uç kısımlarına şekil verdim. Nemli daha kolay şekil alacaktır. İsterseniz nemlendirebilirsiniz siz keçeyi. Gözleri, burnu sevimli bir tavşan oldu. Bütün yuvarlak topları bir araya getirerek tavşan yaptık. Tavşancık nasıl oldu? Yorumlara yazın. Basit, kolay bir tavşan yaptık. Siz de evde kendi başınıza, hatta büyüklerinizden yardım almadan tek başınıza yapabilirsiniz bence. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Oyuncak Butiğim kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni yeni güzel güzel videolar geliyor. Sürprizler var. Takip edin, tamam. Butiğim Oyuncak olarak da Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Bye bye.